Evet arkadaşlar, bir yarışmanın daha sonuna geldik. Biraz yorulduk ama güzel, eğlenceli bir organizasyondu. Federasyonumuza bu yüzden teşekkür ediyorum bu güzel organizasyon için. Onun dışında da bugün gene birkaç ders aldık. Nasıl dersler aldık? Bu işlerin medyayla, bu işlerin şovla, dramayla yürümediğini, bir sporcunun disiplinle, azimle, iradeyle, çabayla bir yerlere geldiğini, bir şeyler başardığını gördük. O yüzden ben dersimi aldım. Yarışmasam dahi yarışan arkadaşları izleyerek dersimi aldım. Umarım onlar da almıştır. Buradan derece alan, almayan, tırnak içinde bütün sporcu kardeşlerimi de tebrik ediyorum. Diğer yarışmalarda görüşmek üzere. Biz bu işten çok keyif alıyoruz ve böyle sürmesi dileğiyle. Çok fazla kişi rahatsız olmuş bundan. Ben olmasam esamesi okunmayacak insanlar, saçma sapan triplerde anlamış değilim. Ama sonra düşününce hak veriyorum. Şimdi bunların elinde tek bir silah var. Yemek yiyip, ağırlık kaldırıp yarışmak. Ben daha önce hiç bu alanlarda değildim. Normal serbest takılıyordum. Neydi işte, komik videolar, yayınlar, sohbetler, enteresan içerikler. Böyle bilinen biriyim. Şimdi ben eğlenceli videomu yapıyorum. Twitch yapıyorum. YouTuber'ım. Şimdi bir de buna yarışı katınca bu elemanların tek oyuncağını benim de yapabildiğimi görünce çıldırdılar, yedinemediler. Bunu da anlayabiliyorum. Ama çok abartılacak bir şey değil. İmkanı olan, birazcık iradesi olan. Dediğim gibi yapılmayacak bir şey değil. Ben de buradan söyleyeyim, hani direkt rotamı söylemiyorum tabii ki de. Bu işe devam edeceğim ki zaten daha hiçbir şey yapmadık, yolun çok başındayız. Yaşım da çok genç. Çok uzun bir yol var. Ne olur ne biter. Böyle iddialı açıklamaları hiç sevmem. Bu yarış hazırlanırken de sadece. Dedim ki abi, ben buna hazırlanıyorum. Bu kadar zamanım var, elimden geleni yaparım. Bundan sonra da öyle diyorum. Böyle abuk subuk kırar geçerim, seni ezerim falan. Hiç öyle biri olmadım. Elimden gelen neyse yaparım. Potansiyelim o kadardır. Tamam abi. Ama normal sporcuyum, YouTuber'ım, yayıncıyım, öğrenciyim, mühendislik terkim, antrenörüm. Ben sadece sporcuyum. Pardon. Sporcuyum. YouTuber değilim. Sporcuyum. Profesyonel atlet. İngilizce. Onu da söyleyelim. İngilizce biliyorsunuz. Global değil. Evet, sosyal medyada bu işi yapanlar her zaman bir hata yapsa da yapmasa da bazen sosyal medyadaki insanların öfkesine, lincine maruz kalabiliyor. Ben de çok yaşadım, biliyorsunuz bunları. Ben yarışmada finale kalamadığım için, başarısız olduğum için sözde benimle dalga geçti. Sporcu değil, şöyle değil, böyle açıklamalar yaptı. Herkes kendi kalitesini belli eder. Bu arkadaşa tabii şu an çok destek çıkmak lazım, moral vermek lazım. Herkesin başına gelebilir. Tabii ki de saçmalamayın. Herkesin başına nasıl gelsin böyle bir şey? Hadi bana müsaade, eyvallah.